Van Gogh paletinde yaklaşık 17 renk kullanır. Kobalt mavisi ve 4 farklı kırmızı en çok kullandığı tonlardır. Yeni resimde yer alan duvar tablolarından biri, şimdiye dek Van Gogh'un hiç yapmadığı tarzda bir otoportredir. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu videosundan hepinize selamlar gençler. Gençler, uzun süredir böyle tadımlı korku oyunu çekmiyordum biliyorsunuz ki. Çok fazla istek de vardı. Böyle DBD dışı farklı bir içerik de çıkartmış oluyoruz. Zaten cuma günü Texas oyunu çıkıyor biliyorsunuz ki. Oyunun ilk birkaç haftasında Texas'a ağırlık vereceğiz. Bugünkü oyunumuz Backrooms 1998. Backrooms oyununu birçoğunuz biliyordur. Birkaç oyun var sanırım, hani böyle multiplayer online olanı falan da var. Ben hiçbirisini oynamadım, ilk defa bir oyunu oynayacağım. Oyunun Steam linkini açıklama kısmına bırakacağım gençler. İlgileniyorsanız oradan takip edebilirsiniz oyunu. Fotoğrafları olsun, videoları olsun falan gerçekten beni ürküttü. VHS diye bir film var. İzleyeniniz var mı bilmiyorum. Hatta bir film serisi. Birden fazla filmi var. Biz bir tane filmini izlemiştik ve gerçekten ürkünç bir filmdi. O tarz bir hissiyat aldım oyundan ve biraz çekiniyorum ne yalan söyleyeyim. Uzun süredir de korku oyunu oynamadığım için. Şimdi buradan no jumpscare modu. Şaka tabii ki de arkadaşlar. Bir şey oynuyorsak düzgünce oynarız. Ver jumpscare'i, senden korkan senin gibi olsun. Amı nim 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 nim. Ya böyle bu tarz çekimler beni çok darlıyor ya. Hadi 15-20 dakika oynayayım gideyim ya. Var ya, yandık arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? O ne oğlum? And we are rolling. Film gibi başladı. Nasıl bir oyun bu? 19 Eylül 1998. Bunların başına bir olay gelecek de biz orayı incelemeye gideceğiz gibisinden bir şey mi olacak yine? Acaba öyle bir hikaye mi yazdılar? Lan ne oldu? Biz miyiz bu? Buraya mı düştük? Arkadaşlar bir dakika, ben bir kendime mi geleyim? Direkt canlı canlı o adamı mı oynuyorum şu an? Ona ne aradın? O nasıl bir görgü oğlum? Benim verdiğim seslerin tam olarak nasıl bir önemi oluyor peki? Ya yabancı bir eve girsem şöyle bağırmam herhalde ya. Gerçi bir yandan da bağırmanız lazım arkadaşlar. Çünkü haneye tecavüz olduğu için şey yapmanız lazım. Çıkış yolu bul ve kaç. Aman oğlum, şu görevler beni gerçekten çok tilt ediyor. Yani haneye tecavüz olduğu için bağırın ki şey, yani ben geldim, sana zarar verecek olsam ses çıkarmam mesajı. İtteki şeyi çizmiş. Arkadaşlar sol alttan benle birlikte kayda gireli ne kadar olmuş onu da görebilirsiniz bu arada. Ana ne oldu, bu ne? Oğlum bir şey diyeceğim, oyunun ortamı çok gerici. Bak gerçekten hani böyle müthiş bir grafiği falan yok tamam ama o kadar gerici bir ortam yapmışlar ki. Islıkta çalamıyoruz ki bunu. Çek şunu önümden. Ha bu şey düşünüyor. Arkadaşlarının ona şaka yaptığını düşünüyor. Yalnız seslendirmeler güzel. Arkadaşlar dönüşleri görüyor musunuz bak. Bak daha jumpscare yemelik bir dönüş olamaz bak. Geri döndüğümde odalar falan mı değişiyor acaba? Ha, okey, burayı da kırabiliyormuşum. Oğlum bir şey diyeceğim, sürekli odalardan giriyor. Anan! Sürekli odalardan giriyorum, bir tanesine jumpscare verecek yemin ediyorum. Aha ne gösteriyor lan, kan mı lan o? Arkadaşlar bir tık darlanmaya başladım. Ses mi geliyor içeriden? Kapı kilitli, anahtara ihtiyacım var diyor, onu anladım da. Oğlum bayağıdır korku oyunu oynamıyorum harbiden bak. Dikenlerim tüy tüy... Ne dedim lan? Tüylerim diken diken oldu. Diken mi gül mü? Arkadaşlar şarkı söyleyeceksiniz ki kormayacaksınız. Anladınız mı? Du hast. Du hastmiş. Ama hocam yani şu an öyle bir bebek bırakmışsın ki buraya. Tam radyoyu durdurdum arkadaşlar. Şunu şöyle çevirelim bir de. Sen şöyle dursana ya. Ben koyduğum zaman bu tarafa bakmasın anasını satayım. Böyle çocuk mu olur oğlum? Oğlum. Lan! Benim gölgem mi o? Bir şey yürüdü. Harbi diyorum şu sağdan bir şey yürüdü. Sikerim ben lan he. Diablo. Guys, this isn't funny. Testere mi geldi? Hı? Testere mi geldi şu an? Guys, tabii funny değil amınım. Yani bu kadar da şaka olmaz şakaysa eğer ya. Şaka mı lan acaba? En sonunda her şey şaka mı çıkıyor? Oğlum bir şey diyeceğim. Ben garip garip şeyler bulmaya başladım arkadaşlar. Oğlum ya sandım yemin ediyorum. Tövbe haşa, nasıl korktum. O neyle göbek bağıymış. Ya bak şu oyunlara çocuk, bebek, bu tarz şeyler ekledik... Ananı! Ekledikleri zaman ben yok oluyorum arkadaşlar. Harbi diyorum ben yok oluyorum. Oğlum bana mı bakıyor lan o? Ben nereye dönersem döneyim bana mı bakıyor? Yemin ediyorum kendime ekstra korku yüklüyorum. Mehmet Aurelio. Ah ulan milli takımdan nerelere düşmüş anasını satayım. Oğlum bunlardan birisi canlı. Harbi diyorum bak. Hound'daki gibi bunlardan birisi canlı.
kolsuz piç. Abi şuradan çaktırmadan arkadaşlar suratlarına bakınca sinirleniyorlardır belki. Ana ne oldu oğlum? Şunlardan bir tanesi kesin canlı ya. Bu ne? Trivago reklamı gibi çıktı oradan amına. Oğlum çok korkunç bu arada, karakter dizaynları inanılmaz korkunç. Ne gerek vardı lan bu kadar? Koşamıyorum da şimdi, bak koşacağım aniden bir yerden bir şey çıkacak. O yüzden yürüyerek gitmeye çalışıyorum. Aha! Anahtarı buldum arkadaşlar. Şimdi geri döneceğiz. Ananı sikiyim! Arkadaşlar bir oyunda veya bir filmde hiçbir şey görmenize gerek yok. Allah belamı versin, şu sandalyenin %1'lik parçasını bile görmedim. Sadece sesten o kadar korktum ki. Yani hiçbir şeye gerek yok. Şu an durup dururken şuraya yüksek bir ses versin zaten sıçrayacağım, anladın mı? Bunların kafası mı kopmuş yoksa böyle mi? Koyayım ya. Aç aç feneri aç, aç 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 feneri aç, feneri aç. İşler beklenildiği gibi gitmedi. Arkadaşlar bu kadar hızlı açılacağını tahmin etmiyordum oyunun. O ne lan? Aa, resimdeki çocuk değil mi o? Buradan gitti o. Burada bir yer yok. Nereye gittin kral? Bir şey diyeceğim bak. Resident'mış, Outlast'mış. Harbi diyorum. Getir götürünü yapsın. Bu neymiş oğlum? Bu nasıl bir ortam lan? Bak o çocuğun sarı montu. Buraya da kol bırakmışlar bir sürü. Ayrıca ben radyoyu kapatmıştım. Hangi o evladı tekrar açtı? Bak şu an tam korku filmlerindeki salak bir tane kız olur ya. Bodrumdan ses geldi, dur bodruma gideyim öleyim. Tam o kafadayım şu an ya. Sarı çocuk... Sarı çocuk beni nereye götürürse oraya gidiyorum anasını satayım. Mal sarı çocuk ya. Ben neredeydi oğlum anahtar takacağım yer? Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bu kulunu koru ya... Ananı s**im FBI geldi. Sen bu kulunu koru ya Rabbim. Oğlum böyle bir kapıyı niye açıyorsun ki? Yani sence şaka mı yapıyorlar şu an sana? Guys funny değil, funny değil deyip duruyorsun. He, hello amın. Aha, save aldım. Siktir git. Bu mu save'liyor oğlum beni? Save'lemesin oğlum, böyle bir şey yapmasın. Ben sürekli bir şeyler buluyorum da. Bunları hani delici kesici alet olarak mı kullanacağım? Ne yapacağım? Ha, buraya bir şey çizebiliyorum. Sanatçı Langlois Köprüsü'nü benzer açılardan defalarca resmeder. Yağlı boya, sulu boya ve kara kalem çalışmalarda köprü, renkleri ve perspektifiyle klasik uyumu birebir yansıtır. Yani şimdi bu adam bana musallat olsa haksız mı yani arkadaşlar? Şimdi kusura bakmayın da bu adam bana musallat olsa haksız mı yani? Ya bak gidecek çok fazla yer var. Şimdi şuradan mı gideyim, buradan mı gideyim ya? Oyunlardaki en sevmediğim şey yani ananın bir yol daha çıktı. Ha, Allah'tan burası kilitli. Oğlum gölge var orada. Lan o ne, uzaylı gibi bir şey var orada. Bismillah. Tamam, kullandın mı? Heh, tamam kullandım arkadaşlar. Şimdi bu bizi buraya çağırdı da gerideki yolu da unutmamak lazım. Geride de gidebileceğimiz bir yer vardı. Ama bana buradan ok gösterdiğine göre buradan gideyim ben. Çünkü benim kendi beynim yok. Çağrılan her yere giderim arkadaşlar, ben kanişim. Ha, R ile T ile şöyle pikler atabiliyormuşuz. Ha, bunu atayım da kafamı şöyle uzattığım an... Birisi oradan suratıma şapalağı koysun değil mi? Tövbe estağfurullah. Guys, hala guys diyorsun senin. Aklını s**eyim, ne guys'ı? Şuna bak, şunu bir guys çizmiş olabilir mi sence ya? Oğlum ne oluyor, kurban bayramı mı lan? Öyle bir yere geldim ki... Bak şu saatten sonra o geride bir tane daha yol var dediydim ya, orayı bulamam. Drake, I see you mu? Anyone? Neredesin lan, çık ortaya, ağzını burnunu kırarım oğlum. Lan oğlum kapı değilmiş ki bu. Arkadaşlar bu yolun bir de geri dönüş var, aklınızı helal edin. Yani ben kaykay yaparken buraya nasıl düştüm anasını satayım? Bu nasıl bir belediye çukuru, anladın mı? Bu belediye çukuru falan değil, bu başka bir şey anasını. Sikerim o elini ha. Arkadaşlar eli gördünüz mü orada? Oğlum elden el mi gördüm? Oyunun pikselleşmesini el mi sandım? Ne oldu? Yapma yapma, ağlama ne olur, gözünü seveyim ağlama. Yapma! Allah'tan var ya şu sansür jumpscare'lerine alıştım, onları yemiyorum da. Oğlum bir şey diyeceğim, ben buradan gelmedim miydim? Burası kilitli. Bir şey diyeceğim, sürekli yol değişiyor. Galiba yeni fark ettim bunu. Bak harbi bir kurgu sezdim şu an ya. Bir kurgu sezdim şu an. Oğlum adam nefes nefese kaldı şu an. Yemin ediyorum benim de arkadaşlar tüylerim diken diken. Bak keşke size bunu kanıtlamanın bir yolu olsa ve ne kadar gerildiğimi anlasanız. Ama biliyorsunuz ki ben bu korku oyunlarında çok fazla gerilmemek için sürekli konuşurum ve yanımda biri varmış gibi takılmaya çalışırım. Evet şu an İbo'yla vlog çekiyoruz arkadaşlar. Buraya ne çizmiş gerizekalı, kolunu sikeyim. Hah, şeye geldim. Yemin ediyorum dünyanın en gereksiz jumpscare'ini yemiş olabilirim. Oğlum ne alakası var?
ne bir dönüşteyim ne bir şeydeyim ama ne beklenilmeyeni yapıyor oyun. Beklenilmeyeni yapıyor ama çok kötüydü. Çok kötüydü. Bunlar benim götümden çıkmış olabilir arkadaşlar. Az önce sıçtım çünkü. Yani yapımcının amacı oynayanları öldürmek olmuş sanırım anladığım kadarıyla. I need to get out of here right now. Bir şey diyeceğim, ben bunu buraya da yapabiliyor muyum? Aha. Van Gogh paletinde yaklaşık 17 renk kullanır. Kobalt mavisi ve 4 farklı kırmızı en çok kullandığı tonlardır. Yeni resimde yer alan duvar tablolarından biri, şimdiye dek Van Gogh'un hiç yapmadığı tarzda bir otoportredir. Muazzam. İnanılmaz. Yani hala benim sanatıma güvenmiyorsanız arkadaşlar ben daha size hiç lafını bile etmem ya şu an. Bak şimdi hatırladığım kadarıyla şu kapıyı açtım. Şuradan gittim. Burada da kilitli bir kapı vardı. Yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? Ama bu kapı kendi kendine ne olmuş? Kapı yok olmuş. Yani kilidin açılmasını boş ver, kapı yok olmuş. Oo, bir şey var kesin ileride. Görmüyorum ki. Görmüyorum ki. Bir bok gözükmüyor. Ama neden? Kaplumbağa deden diyerek ortamı biraz yumuşatmak isterim açıkçası. Oğlum bak böyle bir şeye gerek yok. Ya bir korku oyununda şöyle bir şey harbiden gerek yok yani hani. Niye bu kadar fazla bebek falan koyarsın ki kanki yani ya? Aha anahtarı buldum. Oğlum burayı açmayayım ya. Burayı harbi açmayayım gerek yok ki. Ananı sikeyim! Ne oldu arkadaşlar? Oo ta buraya mı attı beni ya? Arkadaşlar ben şuralara hızlıca geçeyim geleyim. Gençler şimdi aynı yere geldim hızlı bir şekilde. Orada iki seçenek vardı. Kaseti bitir ve reset gibisinden ben resete bastım. Hani bölümü yapamadığımı düşünüp. Ama şey miydi acaba? Hani o adamdan kaçmam mı lazımdı yoksa orada bölüm bitiyor ve hani kaseti bitir deyip diğer kasete falan mı geçmem lazımdı? Tam anlamadım ama bir gelsin hemen atsın jumpscare'ını. Hiçbir şey duymuyorum, arkama da bakamıyorum arkadaşlar. Vallahi deparı koydum. Ananın ardı nereye geldim, öldün mü? Oh my god. Oğlum bu her türlü öldürüyor mu bizi? Dört kol. Geliyor. Bir tane vurdu, tamam. Kaçma fırsatı veriyor en azından bir tane. Canımız 55'e düştü. Oğlum nereye kaçacağım ki? İleride yol var mı? Ha, bebeğin geldiği yerden. Ya şöyle kovalamacaya ne yavaşlıyor muyum bunlara çarptığım zaman? Ölüyorum galiba şu an. Taba bas falan bir şeyler diyor ama oğlum peşimde resmen bir ayı var şu an ya. Arkama baktığım an öleceğim arkadaşlar. Gitsene kral tamam yani hani bir yerden sonra gidiyorsundur bence ya. Arkadaşlar bir yandan da kan takip et falan filan bir şeyler dedi galiba ama tam okuyamadım ki. Şöyle bir kısma hiç gerek yokmuş bak. Şöyle bir kovalamacaya hiç gerek yokmuş. Çok gereksiz gerildim şu an. Duvara Uchiha yazabilirim her an. Oğlum hala mı peşimde ya? Git la. End tape amına koyayım. End. Kasetini sikeyim. Evet arkadaşlar burayı oyun diyor ki illa yap. Gençler birazcık kısa oynadım ama gerçekten çok gerildim. Bence yeterli. Çok gerildim çünkü. 3-4 tane çok sağlam jumpscare de yedim. Oyunun dizaynı, işleyiş falan gerçekten güzel bu arada. Bazı jumpscare'leri de aşırı beklenmedik yapmışlar. Hani jumpscare dediğin normalde ne olur? Bir kapı açarsın. Bir delikten bir aradan geçerken falan çıkar bir anda. Burada hani dümdüz ilerlerken falan çıkıyor. Beklenmedik kısmı o şekilde halletmişler. Oyunu beğendim. Keyif de aldım. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bana giren bir şeyden keyif almama ihtimaliniz yok zaten anasını satayım. 6 kere yerimden sıçradım. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.